Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru kitabında çemberde açı konusundaki 3. testin çözümünü yapacağız. Testimiz öğreniyorum testi. Çözümlere başlayalım. O merkezi çember ve AB çap verilmiş. AB çap verilmiş bir de 35 derece verilmiş. 35 ise gördüğü yay nedir? 70'tir. E bu çapsa hemen şuradaki açının ölçüsü yayın ölçüsü kaç derecedir? 180 derecedir. E 70'i buradaysa buraya 110 derece kaldı. 110 de x'i görüyor yani bunun da, e, çevre açıdan dolayı burası da 55 derece olur. Dolayısıyla birinci soru balık Balıkesir oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi teğet giriş açı var. 40 ise gördüğü yay nedir? 80 derecedir. Bir de BC ile BT yayı birbirine eşit verilmiş. Yani burası da 80 derecedir. E o zaman 80, 80, 160. E tamamının 360 olması için buraya kaç derece kaldı? 200 derece kaldı. 200 ise çevre açıdan dolayı burası da kaç yapar? 100 derece yapar. Yani ikinci sorun doğru cevabı çay oldu. Geldik 3'e. Üçüncü soruda da Teğet kirç açı var. Bir de burada çevre açı var. Çevre açıdan dolayı 30 ise gördüğü yay 60. Adam bize burayı çap vermiş. Çap olduğunda ne oluyordu? 180-180 diye ki eşit parça veriyordu. Öncelikle şunlar da birbirine paralel verilmiş. İki paralel doğru olduğunda ayırtları yaylar birbirine eşit değil miydi? Evet yani 60 ise 60 ya da Z'den dolayı burası da 30 deyip 30 ise çevre açıda 60 diyebiliriz. E, buradaki yayın ölçüsü kaç derece? 360 derece değil 180 derece yarısı olduğu için e 60 60 120'si burada. O zaman buraya ne kaldı? 60 derece kaldı. Teğet giriş açı 60'ı görüyorsa açımız kaç derecedir? 30 derecedir. Teğet giriş açı da 1'e 2 oran vardı. Üçüncü soru balık kesir oldu. Geldik dördüncü soruya. Şimdi burada ne var? 20 derece var. Hemen gördüğü yay nedir? 40 derecedir. 40 derece var burada teğet giriş açıda. Gördüğü yay nedir? 80 derecedir. Sonra burada bazı arkadaşlar şunu yapabilir. Gördüğü yayların toplamının yarısı 40 artı 80 bölü 2'den cevap çıkar. Ya da 80 ise direkt burası da 40 olmaz mı? Olur. Çevre açıdan dolayı. E burada da iki iç açın toplamı bir dış açı. Yani x 40 artı 20'ye eşit diyebiliriz arkadaşlar. Genelde ben üçgeni daha fazla kullanıyorum. Seçenek size kalmış. İç açı dış açı onları da kullanabilirsiniz tabii ki. Evet dördüncü soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 5'e. Şimdi Şunlar birbirine eşit verilmiş. E hocam bu da yarıçap eşit. E, yarıçapla alakası yerde bir eşitlik varsa en etkili silahımızı kullanacağız. O da nedir? Yarıçap. Al sana yarıçap. Yarıçapı çizince yarıçap eşitliğini göster. Ne çıktı burada? X kenar. Alfa alfa. Bu arada DPA'yı vermiş bize. DPA açısını 24 derece vermiş. E o zaman burası 24 ise burası da nedir? 24'tür x kenarlıktan. Sonra 24 24 2 iç açı bir dış açıdan burası 48 yapar. En etkili silahımız yarıçap çizmek. Al sana yarıçap, Bu da yarıçap Eşit. 48 ise burası da 48'dir. Bizden yayı isteniyor. Arkadaşım şurası nedir? Burada kaçıyı bulalım. Hocam burası 48 ile 48'in toplamı deme sakın. Niye? Çünkü şuradaki üçgende dış açı o. 48 ve 48'lik üçgende değil. Yani 48 ile 24'ün toplamı yapar burası. 48 ile 24'ün toplamı kaç yapar? 72 yapar. E o zaman 72 ise burası da merkez açıdan dolayı 72 derece olacaktır. Dolayısıyla 5. soru Edremit oldu. Geldik 6'ya. Valla dediğim gibi böyle iç açı dış açı çok fazla kullanmam ben. A dersin B dersin. Hocam farklarının yarısı 30 toplamlarının yarısı 60 deyip 2 bin denklemden çözebilirsin. Ya da çevre açıdan A ise gördüğü yay 2A'dır. 2A ise çevre açıdan burası da 2A'dır. Sonra ne yaparsın burada? E sonra burada şey var. Şurada bir boynuz var. Şu boynuzdan ya da bu bumerangdan ne derseniz deyin. Şuradaki boynuz ya da bu merak. ne derseniz deyin arkadaşım. Buradaki boynuz ya da bu meraktan 3'ünün toplamı 60 eşit olmaz mı? Olur. Yani alfa artı, alfa artı 30 eşittir. Pardon. A, 2A. Burası da A olacak. A artı, A artı 30. Ne eşit olacak? 60 eşit olacak. Buradan 2A, 30'dan A'yı kaç buluruz? 15 diye buluruz. ATB yayı isteniyor bizden. ATB. İşte buradaki yayı isteniyor. Tamam. Biz A'yı kaç bulduk? 15 bulduk. E burası 15'si. Burası da 15'si. E burada iki iç açının toplam bir dış açıdan burası 45 derece mi olur? Evet. E burası 45 ise çevre açıdan dolayı burası da 90 derece olur mu? Olur. Üçgen bilgisiyle yapıyorum. Siz isterseniz iç açı dış açıdan yapın. Ben biraz üçgenciyim biliyorsunuz. Altıncı soru balık kesir oldu geldik yedinci soruya. E burada beşgen var. Dörtgen olsa kirişler dörtgenini uygularız burada. E burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Bir dörtgen oluşturabiliriz. Mesela şu 140 parçalayayım. İkisini de parçalayabilirim fark etmez. E burada çapı gören çevre açı 90 derece. E o zaman buraya kaç katı, Kaç derece kaldı? 50 derece kaldı. E hocam burada bak kirişlerden oluşan bir dörtgen var mı? Var. Evet biz buna ne diyoruz? Kirişler dörtgeni adını veriyoruz. Kirişler dörtgeninde de karşılıklı açılar toplamı neydi? 180 dereceydi. 50'nin 180'e tamamlayanı kaç derecedir? 130 derecedir. Dolayısıyla 7. sorunun doğru cevabı Edremit oldu. Geldik 8'e. 25 verilmiş. Hemen 25 gördüğü yay 50'dir. Hocam başka bir şey var mı burada? Başka bir şey yok. 35'i falan da kullanacağız burada. X ise gördüğü yay. 2X dış açı falan yine kullanmak istemiyorum ben. Şimdi burada 2 iç açı 1 dış açı yok mu? Nerede? Şuradaki üçgende 2 iç açı 1 dış açı var görüyorsun. E O zaman 2 iç açı 1 dış açı kullandığımızdan X artı 35 buraya eşit olacaktır. Hemen yazdık. E, sonra sonrasında burada da şu şeyi kullanabiliriz. x artı 35 ise gördüğü yay nedir? 2x artı 70 değil midir? Evet. E bu çap olduğundan dolayı çap olduğundan dolayı bunun tamamında kaç olması lazım? 180 olması lazım. Yani 4x artı 70 artı 50 o da 120 eşittir 180 yapacak. Buradan 4x eşittir 60 yapacak. 4x 60 ise x de böylelikle kaç buluruz? 15 diye buluruz. Yani 8. soru balık esir oldu. Geldik 9'a. Şimdi o merkezli çember. Arkadaşım çember ve şu çap verilmiş galiba değil mi? O merkezli çember. Bu B'de çapı. Evet çap verilmiş. Bir kere öncelikle çapı gören çevre açı kaç derecedir? 90 derecedir. Eyvallah bunu kullandık. Sonra burada bir şeylik var. Açılar falan var. Bu şeyi kullanalım. Hocam burada 75 neyi toplarsak 105 yapar? 30'u. E burada 30 derece olduğunu biliyoruz. Ne merkez açı var ne çevre açı var. Hiçbir şey yok. Bir şeyler çizmeliyiz. Bir şeyler çizeceksek de çemberdeki en etkili silahımız neydi? Yarı çap. E yarı çapı çizelim o zaman. Şuradan bir yarı çap çizersek. o, İkiz kenardan dolayı. Burası da 30 oldu mu? Oldu. Çünkü bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Hatta bu da yarı çap. Hatta şuraya kadar kısım da yarı çap. E hocam burası ne oldu? Şurası da x ken, Burası da x oldu. E olay bitti. İki iç açı bir dış açı deyip işlem yapabiliriz. Ya da 105 ise burası da 105 deyip şuradaki üçgenden 105, 30 daha kaç yaptı? 135 buraya kaç kaldı? 45 derece kaldı. Sonra bu üçgende de 2 iç açı, bir dış açı yani 2x eşittir 45'ten. x de böylelikle 22.5 diye buluruz. Tabii ki çözüm yöntemleri çok fazla arkadaşlar. Hangisini fark ediyorsanız oradan çözersiniz. Yani 9. soru balık kesir oldu. Geldik 10. soruya. Vallahi ne çevre açı var ne merkez açı var. Ne yapacağız? En etkili silahımız yarı çap. Çizdik yarı çapı. Ama yarı çapı çizmeyle kalmasın. Bu da yarı çap, bu da yarı çap. Bu da yarı çap, yarı çap eşitlerini göster. Aa hocam x kenar çıktı. 70 ise burası da 70. E, burada da x kenar çıktı. 50 ise burası da 50. E x açısı da neye eşit oldu? 70 artı 50 eşit oldu. Yani 120'ye eşit oldu. Dolayısıyla 10. soru cehan oldu. Geldik 11'e. Şimdi çemberler birbirine değiyor. Çemberler birbirine değdiğinde ne yapıyorduk? Ortak teğeti çiziyorduk arkadaşlar. Ortak teğeti çizelim. İlk işimiz o. Şu teğeti çizdik. Sonra ATB açısı isteniyor bizden. Şimdi bir şeyler verilmiş. MOB açısı. Şurası 80 verilmiş. Sonra OMA açısı da OMA açısı da 110 verilmiş. Hocam burası şimdi şey olduğundan dolayı 80 olduğundan bu da yarıçap yarıçap olduğundan 110 olduğundan dolayı pardon. E, bu da yarıçap bu da yarıçap. E burası 80 ise 180'den 80 çıkart 2'ye böl. 50 50 yapar buraları. E hocam burası da kaç oldu? 110. Yet, 180'den 110 çıkart. 72'ye böl. 35 35 yaptı. E bizden şu açı isteniyor. E buradaki tehdit de çizmeme gerek kalmadı. Çizmeden de bulabiliyormuşum. Şuradaki açı da kaç derece? 50 35 daha kaç? 180. E, 85. 180'e açısı açısından kaç derece yapıyor? 95 derece yapıyor. Dolayısıyla 11. sorunun doğru cevabı böylelikle. Edremit oldu. Ve böylelikle test 3. Üçü, testi de bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda 4. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.